EkoTürk ekranlarında dış piyasa programıyla yayın akışımız devam ediyor. Dış piyasa programının açılışında her zaman olduğu gibi arzu ederseniz piyasadaki fiyatlamalara bir bakalım. Borsada verginin ertelenmesiyle beraber bakıldığında yukarı yönde bir hareket. 10.500 seviyesi yukarı yönde zorlandı. Ama oradan kar satışlarının geldiğini gördük. An itibariyle endeks 10.500 seviyesinin altında ama tabii dünkü kapanışının üzerinde kalmaya devam ediyor. Tabii bayram tatili öncesi son seans, dolayısıyla hani yurt dışı piyasaların açık olduğu bir dönemde riskler alınmalı mı, taşınmalı mı, bu hesapların yapıldığı traderlar tarafından anlardayız. Dolar TL'ye bakıldığı zaman yukarı yönde hareket var. Yani 32.50'nin üzerine gelinmesi sonrası yurt dışı diğer gelişim ülke problemlerindeki hareketi de paralel olarak bir miktar dolar TL'de yukarı yönde bir seyir yaşandığını görüyoruz. Euro TL'de 35 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. Euro dolar paritesindeki geri çekilmeyle birlikte sepet kur 33.76'larda an itibariyle ve gram altında dolar ons bazındaki seyir hem de dolar kurundaki hareketle beraber 2446'ya %1.7'nin üzerinde bir değer kazanımı sergilemiş durumda. Uluslararası paritelere bakacak olursak dolar endeksi 105 seviyesinin üzerine attığı binde 4'lük bir yukarı yönde seyir var. Tabi endeksin ana bileşeni euro dolar paritesinin 1.07 desteğini de artık aşağı yönde zorladığını, tabi haftalık kapanış buralarda olursa daha aşağılara 1.0650, 1.05'lere kadar hatta devam eder mi, bunu konumuma değerlendiriyor olacağım. Pound dolar bakıldığı zaman o da 1.28'lerin üzerine zorlarken şimdi 1.27'nin altına gelmiş durumda. Dolar yen 157 seviyesinin üzerinde ve dolar İsviçre frank karşısında bakıldığında 0.90 seviyesinin altında. Yani hemen hemen her paritede dolar karşısında olan para biriminin değer yitirdiği, doların kuvvetlendiği, toparlandığı bir günü yaşıyoruz. Amerika'daki majör endeksler haftanın son işlem gününde nasıl bir başlangıç yapar diye vadeli endeks kontratlarına baktığımız zaman 3 majör endekste de bizi kırmızılar karşılıyor. Yani hafif değer kayıplarıyla ama tarihi zirve seviyelerden S&P 500 ve Nasdaq için çok da uzaklaşmayan bir seyir içerisinde. Dow Jones zaten hafta genelinde olduğu gibi bugün de satıcılı bir seyirle son işlem gününe başlamaya hazırlanıyor. Evet, son olarak emtia tarafına bir göz atalım. Değerli metal kısmında ons altın bir kez daha 2320'nin üzerine atmış durumda. Hani burada kapanış 2360-2400'lere doğru devam eder mi? Bunu da yine konumu değerlendiriyor olacağım. Petrol tarafında yükseliş sürüyor. Yani 72-73'lerde bir dip yaptı WTI, Amerikan Tipan Petrol. Onun yukarı yönde hareketini neredeyse 79'a doğru sürdürdüğünü görüyoruz. Ve Brent Petrol'de 82 dolar seviyesinin üzerinde, %1'in üzerinde hem Brent hem Amerikan Tipan Petrol'de yukarı yönde hareketin, varil başına dolar bazında yukarı hareketin devam ettiğini söylemek mümkün. Evet, bugün dış piyasa programında bana eşlik edecek değerli konuğum Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Serhan Yenigün. Serhan, merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Serdar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz katılımın için. Valla tabii içeride çok yoğun bir haber akışı vardı. Yani ona muhakkak tabii geleceğim, seninle konuşmak, değerlendirmeni almak istiyorum ama istersen ilk planda hani programın adından hareketle bir dış piyasaları toparlayalım. İşte Amerika'da enflasyon beklentinin altında geldi. Bir umut ışığı yeşerdi ama Fed'in beklenenden şahin duruşuyla o kısmen geri verildi. Ama yapay zeka vesaire tarafında S&P 500'ün az daha tarihi rekor seviyelere götüren, orada büyük ölçüde tutan seyir döngüde devam ediyor. İşte Apple'ın yatırımcıları yapay zeka konusundaki vizyonunu paylaşması, Elon Musk'ın Tesla tarafındaki büyük ödemesinin kabul edilmesi, işte Nvidia'nın bölünmesi, her hemen hemen kağıdın bir hikayesi var ve endeksleri yukarıda tutmaya devam ediyor bu. Amerika piyasaları başta olmak üzere hafta genelinde yurt dışı piyasaları acaba sen nasıl değerlendirdin? Evet, şimdi Fed'den, yani Fed yöneticilerinin aslında bu yıl için 3 adet görünen faiz indirim tahminlerini, ki Mart ayında paylaşmışlardı onu, 2 faiz indirimini revize etmeleri daha ağır beklentiydi, baskın beklentiydi ama onu 1 adet faiz indirimini revize ettiler. Diğer alınan işte faiz kararının yanı sıra. Şimdi burada aslında piyasa fiyatlamalarına baktığımız zaman zaten ya Kasım'da ya da Aralık'ta Fed'den faiz indirimi bekleniyor. Dolayısıyla da piyasa beklentileri de 1 ya da 2'ye yakın ama daha çok hani 1 faiz indirim olasılığı etrafında şekilleniyor. O yüzden Fed etkisi çok negatif olmadı. Ama Fed günü, yani çarşamba günü gündüz saatlerinde gelen TÜFE verilerinde beklenti altı rakamlar gelmesi biraz daha destekleyici olmuştu. Artı şirket haberleri, senin de bahsettiğin gibi şirket bazlı haberler etkili oldu. Fakat şimdi bütün bunlardan yola çıkıp şöyle devam edeceğim ben. Fed tarafı belki bir miktar güvercin algılandı. Ama ben yine de Fed'in bu yıl faiz indirme olasılığının zaman ilerledikçe giderek kaybolacağını düşünüyorum. Yani 2024 yılında
Fed'in faiz indirimine başlamasını beklemiyorum açıkçası. 2025'in de ikinci çeyreği ya da sonrasına ilk faiz indirimini sarkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da özellikle teknoloji şirketlerindeki bu yukarı yönlü hareketlerin bir noktada sınırlı kalabileceğini, hatta bir kar satışı da görülebileceğini düşünüyorum şu bahar havası sona erdikten sonra. Avrupa tarafında zaten seçimler ve sonrası belirsizlik, oradaki o liderlik tarafındaki eksen kayması, o da ayrı bir baskı yaratıyor. Bunları da konuşuruz sanırım. Evet, senin dile getirdiğin gibi Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından, yani Macron'un parlamento bir seçime gitmesi, işte İtalya'da, Belçika'da sonuçlar ve yani giderek böyle daha fazla hani Euro bölgesinin geleceğine çok fazla inanmayan, hatta mümkün mertebe İngiltere benzeri bir çıkış içerisinde senaryosunda olan potansiyel liderlerin daha ön plana çıktığı, işte aşırı sağın kuvvetlendiği, işte göçmen karşıtlığıyla vesaire bezenen, kuvvetlenen temanın ön plana çıktığını görüyoruz ve hani Euro bölgesi gelecekte de var olacak bu sorusunun böyle hani tam anlamıyla bir işte Çin gibi, Amerika gibi hani arkasında askeri güç destek olan vesaire bir konu olmadığından, hani 20-25 yıl sadece geçmişe dayandığından, böyle mesela faiz farkından vesaire bağımsız olarak bir Euro'da böyle değer kaybı, işte 1.07'nin altına sarkması ki bir süreden beri bunun üzerine tutunuyordu. Yani bu Avrupa'daki endeksleri de sirayet eder mi? Euro'nun geleceğinin sorgulandığı bu ortam daha aşağılara doğru bizi götürür mü? Yani hep bir Euro bölgesinde bir hani convergence trade, yani Amerika'da dünyanın geri kalanında bir teknoloji den kaynaklı işte farklı çarpanlar, daha zengin fiyatlamalar var. Hani bu Avrupa'ya da bir noktada sirayet eder miden böyle aradaki farkın giderek daha da açıldığı bir dünya gerçeğine doğru gidiyoruz. Bu konudaki görüşlerini almak isterim. Evet, şimdi ben de aslında Amerika konuşmaktansa bu dönemde biraz Avrupa konuşmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden ABD tarafını biraz daha kısa tutmak istemiştim. Şimdi dediğin gibi bir para birliği var Euro anlamında. Bir Avrupa Birliği var daha kapsamlı olan. Bir Schengen bölgesi anlamında bir sınırların kaldırıldığı, aslında çok hayali demeyin de idealist bir, yani bir sürü farklı ülkenin daha bundan belki 50-60 yıl önce birbiriyle savaşmış ülkelerin bir araya gelebildiği bir birlik kuruldu vaktiyle ve bunu ayakta tutmak için de aslında çok uzun zamandır çok büyük bir çaba sarf ediliyor. Yani beraber çalıştığımız yıllarda da hatırlarsın 2010 ve sonrası dönemde de Avrupa'da merkezi ülkeler, periferi dediğimiz diğer ülkeler, bunların diğerlerini kurtarabilme çabaları, işte Yunanistan krizi vesaire, bunlarla da çok ciddi anlamda meşgul olmuştu piyasalar. Euro'nun gücü ya da o birliğin devamı sorgulanmıştı. Ardından 2016'da işte Brexit geldi vesaire. Şimdi gelinen noktada aşırı sağ denilen o politika kanadının ben aslında göçmen karşıtlığının aşırı sağ olarak tanımlanmasını çok doğru bulmuyorum. Biz Türkiye'de de bu konuda bir problemle karşı karşıyayız biliyorsun. Yani aşırı sağ, Avrupa'daki aşırı sağ aslında merkezin biraz kenarında kalan tarafa verilen bir isim. Orada sol taraf biraz fazla sola kaydığı için sağ, aşırı sağ şeklinde nitelendiriliyor. Yoksa bizdeki karşılığı tam değil aslında. Yani bir ırkçı politika söz konusu değil orada aşırı sağda. Önce bunu da söyleyeyim. Yani ben de aslında biraz onların kendi çıkarları anlamında destekledikleri bu politikaları vatandaşın da, yani Avrupa halklarının bu siyasi tercihinin de aslında makul olduğunu da düşünüyorum. Sonuçta burada sandığa yansıyan bir irade var. Saygı duymak gerektiğini de düşünüyorum. Ve bu politika değişiminin aslında birliğin devamlılığı, Euro bölgesinin dağılması gibi bir sonuca varacağına da inanmıyorum açıkçası. Bu konudaki evet şimdi bazı şüpheler ya da bir tedirginlik var fiyatlamalarda. Ama ben burada bir bozulma olacağını, Brexit benzeri bölgeden kopmalar, önemli ülkeler tarafında kopmalar olacağını düşünmüyorum. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Avrupa'da özellikle Almanya'nın Merkel döneminde özellikle başı çektiği bir liderlik vardı ve neredeyse hiç tartışılmaz bir liderlik, sorgulanmayan, sorgulanamayan ve buna da aslında gerek olmayan güçlü, tutarlı bir liderlik vardı. Fakat işte Merkel sonrası dönemde biraz Macron'un orada rol almaya çalıştığı, Almanya artı Fransa eksenli bir liderlik dönemi vardı. Ama şimdi Fransa'da Jean-Marie Le Pen'in kızı Marine Le Pen'in işte iktidara yaklaşması, biz aşırı sağ diyoruz ama ben aşırı sağ demeyi çok tercih etmiyorum. Ama sağ kanat diyelim. Onların biraz iktidara yaklaşması, artı İtalya ve hatta Polonya'nın
biraz böyle Avrupa liderliğinde eksene doğru yaklaşması, yani onların da biraz liderlikte söz sahibi olmaları yeni parlamento yapısında tabii bir değişime işaret ediyor. Yani 10 yıl önceki Avrupa olmayacak önümüzdeki 10 yılda. Dolayısıyla da bu mutlaka bazı politik değişimlere sebep olacaktır. Ama ekonomik anlamda, işte bölgenin parasal birliği anlamında bir değişiklik yaratacağını zannetmiyorum. Bizim açımızdan, Türkiye açısından da konuyu değerlendirmek isterim. Şimdi bizim ihracatımızın yarısı yaklaşık Avrupa'ya, Avrupa Birliği ülkelerine ya da diğer Avrupa ülkelerine. Oradaki ekonomik sarsıntı, özellikle de alım gücündeki, talepteki daralma bizi olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle mesela bunu beyaz eşya sektörü, otomotiv sektörü gibi bazı sektörlerde daha belirgin de görebiliyoruz. O açılardan bir risk olduğunu düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki bayram döneminde, 3 gün boyunca kapalı kalacağımız dönemde Avrupa'da dediğim gibi uzun vadede çok ciddi ekonomik sıkıntılar beklememekle beraber bu tedirginlik fiyatlamasının kısa vadede süreceğine inandığım için bizim açımızdan da bir risk doğduğunu düşünüyorum. Bence bugün bizim borsamızda yüksek açılış, işte bu vergi bilmecesinin belki biraz ertelenmiş olması, rafa kaldırılmasıyla yaşanan yüksek açılış ardından gelen gün içi kar satışları bence bu Avrupa korkusundan biraz da kaynaklanıyor. Avrupa borsalarında da %2'lere varan satışlar var bugün. Bu aslında ABD vadelerini de aşağı çeken bir etki de yaratıyor. Dolayısıyla hani bizi izleyen yatırımcılara bu konudaki riske dikkat çekerek bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ama şunu da söyleyeyim tabii, bayramdan sonraki dönemde gri listeden çıkış, 28 Haziran'da FATF'in gri liste değerlendirmesi var 2 Cuma sonra. Evet. Daha sonra 19 Temmuz'da Moody's'in kredi notuyla ilgili değerlendirmesi var. Yani bunlar tutunacak bazı dallar olacak BIST yatırımcıları açısından. Ama bu Avrupa'daki problemin biz kapalı kaldığımız dönemde ne kadar derinleşeceğini de izlemek gerekiyor. Ve şimdi bakalım da yani Borsa İstanbul'da yakın zamanda işte 9850'den başlayan, yani yeni zirve test edilmesiyle başlayan yukarı yönde harekette, işte 11.000'in üzerine hani bir büyük bankanın potansiyel satışı ile beraber bankacılık endeksi ile geldik. Sonra bu işte o haberin gerçekleşmemesi, realize olmaması ve vergi konusundaki bilmece ile belirsizlikle bir daha 10.000'in altına sardık ve şimdi işte bayram takas avantajıdır, işte vergi konusunun ertelenmesidir, işte BİM gibi piyasa üzerinde ağırlığı fazla olan birkaç şirkete belki fena finansal gelmemesi olabilir. Amerika'da yeni rekorlar olabilir. Sen Avrupa'da konusundaki potansiyel risklerden bahsettin. O da belki kıyasla çalıştın. Dolayısıyla hani Borsa İstanbul'daki mevcut dengeyi böyle dekompoze edersek, yani hangisinin etkisi ne kadar ya da artık işte hani bir kısa vadeli satış baskısı bitti, bayramdan sonra Avrupa'dan filan ek bir haber gelmedi noktada yeni TL bazında zirvelere gidebilir miyiz? Ne düşünürsün? Evet, hemen son kısım bence nihayetinde herkesin merak ettiği yeni zirveler görülebilir mi konusundaki benim cevabım kesinlikle görebileceğimiz yönünde. Bu konuda oldukça olumluyum. Orta vadeli, uzun vadeli baktığımız zaman hem değerlemeler bize 12.500-13.000 civarı rakamlar veriyor 12 aylık bir periyotta. Hatta 2025'in sonuna kadarki 1,5 yıllık periyotta da 14-15.000'lerin radara gireceğini düşünüyorum. Ama dediğin gibi yani tüm argümanları, piyasa hareketini belirleyen birçok faktör var bu dönemde. Bunları ayrıştırarak tek tek baktığımız zaman özellikle şu vergi konusunun rafa kalkmış olması, işte o hacimlerde daralma, yabancı yatırımcıların küstürülmesi vesaire gibi konulardaki kaygıları biraz azaltıyor. O olumlu elbette ama şunu da düşünüyorum açıkçası. Bir kesim yabancı yatırımcının, daha kurumsal ve kalıcı uzun vadeli düşünen yatırımcının da aslında buradaki algoritmik işlemler, bunun yarattığı yüksek volatilite nedeniyle uzak kaldığını da ben tahmin ediyorum. Dolayısıyla aslında bu konuda bir düzenleme olmasının tamamen negatif olmayacağını, bazı artıları olabileceğini de tahmin ediyorum. Ama bunları terazinin kefelerine koyduğumuz zaman muhtemelen bir işlem vergisi gelmesinin ağırlığı, negatif taraftaki ağırlığı daha fazla olacaktı. Dolayısıyla bu konunun rafa kaldırılmış olması da özünde pozitif elbette. Fakat şunu da söyleyeyim. Bahsettiğin o işte Koç Holding'in Yapı Kredi satış haberi ya da söylentisi ya da o pazarlıkların aslında doğrulanmıştı bu. Daha sonra da olumsuz sonuçlandığı evet. haberi geldi. 21 Mayıs'ta biz bunu gördük. O gün BIST 100 endeksi 11.088'de zirveyi gördü. Ama o günkü kapanışı 10.900 civarında oldu. Yani o zirveyi kapanış olarak aslında 11.000 üstü bir kapanış görmedik. Ve sonraki gün, hatta bir sonraki gün hafif artı oldu. Ardından da düzenli olarak 3-4 hafta boyunca neredeyse düşen bir piyasa izledik bu hafta pazartesi gününe kadar. Ve bu dönemde de yaklaşık 8,5-9 milyar liraya yakın bir
para çıkışı oldu Borsa İstanbul'da. Lira olarak konuşuyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın Perşembe günleri açıkladığı yabancı işlemleri evet döviz bir veri olarak açıklanıyor. En son dün 540 milyon dolarlık bir çıkış açıklandı. Fakat ben aktif kurumlar bazında yerli ve yabancı dahil olarak bakıyorum. Çünkü uzun zamandır burada yabancı yatırımcı ağırlığının daha az, yerli yatırımcı ağırlığının daha fazla olduğu bir dönem yaşadığımız için ben yerli yatırımcıların, büyük kurumsal yatırımcıların davranışlarının da borsayı, piyasanın yönünü belirleme noktasında önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ekim 2021'den şu an bulunduğumuz döneme BIST endeksi 1500'lerden 10.000, 11.000 lira kadar gelirken burada geçen sene Ekim ayına kadar hiç neredeyse yabancı yoktu. Tamamen yerli tarafıyla geldik. O yüzden yerli taraftaki pozisyon birikimi ve çözülmeler de aslında önümüzdeki dönem için önemli. Bunların hepsini geride bırakırsak şöyle düşünüyorum. Bu vergi konusu olmasaydı da biz bir kar satışı görecektik. Çünkü yayınlarımızda da bunu konuşuyorduk. Yakın vadeli ajandadaki katalist eksikliği biraz momentum kaybı ve kar satışı getirebilir diyorduk. Bu vergi konusu bir aslında katalizör oldu. Yani satışları hızlandıran bir etki yarattı sadece. Fakat artık o konu geride kaldı. Satışlar da zaten yaşandı. Çıkan para da çıktı. Dolayısıyla artık dengelenebileceğimiz ve bundan sonra beklentileri satın alabileceğimiz bir döneme ilerliyoruz. Bayramdan sonra Avrupa tarafı çok negatif etkilemezse, onu göz ardı ederek bakarsak, az önce söylediğim gibi FATF'in gri listesinden çıkış beklentisi, bayramdan sonra buna sadece 7 işlem günü kalmış olacak. Ardından 19 Temmuz'da Moody's'in kredi notu ile ilgili ben iki kademe birden not artırımı bekliyorum. Uzun zamandır bunu dile getiriyorum her fırsatta. O beklenti görüyorum ki yavaş yavaş piyasa geneline de yayılıyor. Farklı kurumlardan da seslendiriliyor iki kademe birden not artırımı olasılığı. Bunun biraz fiyatlara girmesi. Şimdi zaman ilerledi, ajandada başka maddeler yaklaşıyor. Biraz onlardan da bahsedelim. Yılın tabii devamında Temmuz'dan sonra sonbahar ve kış döneminde 3 kredi derecelendirme kuruluşunun birer kere daha Türkiye ile ilgili değerlendirmesi olacak. Orada ben Fitch'ten özellikle bir not artırımı daha bekliyorum. S&P ya da Moody's'in de ikisinden herhangi birinden bir artırım daha olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da biz bu yılı not artırımlarıyla devam eden, 2025'te de bu eğilimin sürdüğü, yatırım yapılabilir ülke statüsüne bir ya da iki kademe kalaya kadar en azından rahatlıkla not artırım sürecinin devam edebileceği bir döngü içerisinde yaşayacağız. Böyle bir dönem içerisinde de şirketlerin karlılıklarında enflasyon muhasebesi nedeniyle çok ciddi bir büyüme ya da artış beklemiyorum. Ama aynı karlılık oranlarını bile sürdürse şirketlerimiz, diğer ülkelerden de biraz bakarak, feyz alarak, yani bu biliyorsun değerlemede bir çarpan karşılaştırması vardır. Aynı şirketin farklı sektör ve ülkelerdeki, pardon, aynı sektördeki fakat farklı ülkelerdeki benzer şirketlerinin çarpanlarına bakarak bir değerleme de yapılır. Şimdi evet, o gözle baktığımız zaman bizden daha iyi olmasa da finansal performansı, sadece kredi notu bizden daha yukarıda olduğu için bizim şirketlerimizden daha yüksek çarpanlarla fiyatlanan birçok şirket var dünyada, gelişen ülkelerde. Bizdeki muadilleri belki dediğim gibi yüksek bir karlılık büyümesi sağlamayacak ama kredi notlarımızın artmasıyla emsal ülkelerdeki emsal çarpanlara doğru ilerleyebileceğiz. Bu ne anlama geliyor? Şu anda 4 çarpan, 5 çarpan, 6 çarpanla ne çarpanı fiyat kazanç oranı ağırlıklı konuşuyorum. Ama firma değeri, defter değeri ya da piyasa değeri, firma değeri FAVÖK ya da piyasa değeri, defter değeri çarpanları içinde bu söylediklerim kısmen geçerlidir. Bizden daha yukarıda kredi notları olan emsal ülkelerdeki emsal şirketlerin çarpanlarına bizim şirketlerimizin de ulaşması durumunda finansallar tarafından bir değerleme desteği görmesek de çarpanlar tarafından bir değerleme desteği göreceğiz. Bu nedenle de önümüzdeki dönemde ben BIST endeksinin 12.500, 13.000 ve üstü rakamlara doğru önümüzdeki 1-1,5 yıllık periyotta gidebileceğini düşünüyorum. Böyle bir dönemde de son cümlemi söyleyeyim. Borsa İstanbul tabii ki burası bir piyasa. Her zaman geri çekilmeler, kar satışları olabilir ama bu geri çekilmeler bence uzun vadeli bir biriktirme fırsatı da sunuyor olacaktır yatırımcılara. Bakıldığında hani Morgan Stanley'den, hani Amerikalı Büyük Yatırım Bankası'ndan bugün hani Türkiye'nin CDS'i aşağı yönde gelebilir. İşte TL'ye ilişkin daha makul, daha az kurun yukarı gideceği noktasındaki çıkarımlar da büyük ölçüde bu aktardığın beklentilere dayanıyor. Yani ben, sen tabii daha yakından daha fazla sayıda piyasayı takip ediyorsun. Yani bizden birkaç not daha iyi kredi notuna sahip, birkaç barem daha yukarıda fiyatlanan ülkelere bakıldığı zaman hani çift tanenin altında pek FK'sı, fiyat kazancı olan ülke hani yok diye hatırlıyorum. Dolayısıyla hani biz şimdi enflasyon muhasebesiyle işte 6,5-7'lere falan bile geliyor olsak bu bile
herhalde kendi başına bir %40-%50, işte o da herhalde endeksi 10.000'lerden 14.000'lere doğru, hani götürme potansiyeli belirli bir vadede tabii taşıyor. İstersen bu evet. konudaki yorumunla programımızı tamamlayalım. Sen çok güzel özetledin. Tam da bundan bahsediyordum. Üzerine söyleyecek hiçbir şey yok. Aynen söylediğin ve dediğin gibi. Sadece şunu söyleyeyim. Gelişmekte olan ülkelerin çarpan ortalaması 11-11.5'larda. Biz burada çarpan bazında %60'ın üstünde bir iskonto ile işlem görüyoruz. Ben Türk şirketlerinin bu kadar yüksek iskonto ve bu kadar düşük çarpanla fiyatlanmayı hak etmediğini düşünüyorum. Evet, Taciler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün. Bugünkü katılımın için çok teşekkür ediyorum ve ailenle birlikte iyi bayramlar diliyorum sana. Teşekkürler tüm izleyenlere ben de. Evet, Taciler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün'ü böylece uğurladık. Değerli görüşleriyle beraber dış piyasa programının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hafta içerisinde tabii bakıldığında çok önemli çalkantılar yaratan piyasada gelişmeler oldu. Yani enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması bir umut yarattı. Ama sonra Fed'in yaptığı açıklamalar, faiz indirimlerinde bu sene bir indirim noktasında Fed üyelerinin şekillenmesi, ortalama beklentilerinin bir hayal kırıklığı yaratsa da Amerika'da majör endekslerin özellikle S&P 500 ve Nasdaq tarafında tarihi rekor seviyelere tutunarak haftayı tamamlamaya çalıştığını, Avrupa tarafında da yayın genelinde de konuştuğumuz gibi Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarının yarattığı moral bozukluğunun devam ettiğini görüyoruz. Böylece dış piyasa programının sonuna geliyoruz. Sizlere iyi akşamlar dilerken herkese aileyle birlikte mutlu huzurlu bir bayram diliyorum. Görüşmek üzere.